böyle uslu kaldığına bakmayın. Gönle bile yüzmesini bilemem, her ummana daldığıma bakmayın. 40 senedir memleketten ırağım, gurbet oldu öz vatanın durağım. Gönlüm yaslı, hüzün dolu yüreğim, bazı bazı güldüğüme bakmayın. Bilgi derim, tutamadım bendimi, yücelerim bana oldum dendi mi? Hak meyveye benzetirim kendimi, 3-5 kelam bildiğime bakmayın. Ovalardan, yaylalardan, şehirden, ilham aldım dere, ırmak, nehirden. Noksanım çok daha sözden, şiirden, böyle şair olduğuma bakmayın. Aşık yine bir gün gurbet ellerde, kalsam bile bataklarda, çöllerde. Bozan ismim yaşayacak dillerde, benim sakin öldüğüme bakmayın. Aşık yine. Sevgili dostlar, Antalya Şairler Derneği ANSA'nın başkanlığında her ay düzenlemiş olduğumuz Ozanlar programımızın bir ve daha başlamış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor, selamlar, saygılar sunuyorum. Anadolu, Ozan dolu. Anadolu, köylüsünden, padişahına, yöneticisinden, ırkatına varıncaya kadar yüreği gümbürdeyen ozanlarla dolu. Anadolu insanı söz söyledi mi, o sözü tam yerinde söyler. Pırıl pırıl, apaydınlık sözleri onlar. Gümüşten daha güzel, altından daha değerlidir Anadolu insanının sözleri. Bugün, ilk önce bin boğadan Marmara'ya uzanmış, Kahramanmaraş diyarlarından o yöreden çıkıp, İstanbul'u, yurt dışını ve bütün Anadolu'yu gezmiş olan bir ozanı, Harun Yiğit kardeşim, bizlere takdim etmeye çalışacak. Tanırlı aşık yeri. Onun ardından da bütün burada bulunan dostlarımızdan son ürettikleri ürünlerden örnekler dinlemeye gayret edeceğiz ve bakalım hangi noktadayız, onu da değerlendireceğiz. Söz Harun Yiğit. Teşekkür ederim. Anadolu'nun muhtelif köşelerinde, hatta bugün bile aşık unvanını taşıdığı çaldığı sazlar kendisine veya başkalarına şiirlerini icra eden aşıklar ya da saz şairlerine tesadüfle olmakla birlikte umumi toplantılarda eskidesinden daha sık rastlanamaz hale gelmiştir. Sevgili üstadımızın aşık kazanı uğrunda sıkça dile getirmiş olduğu bir ordu vardır, bir söz vardır. Anadolu'nun bu değerli yapısına maalesef Anadolu insanı sahip çıkmıyor ama UNESCO koruma altına alıyor. Ne garip bir utanç verici de diyor aydın bizim açımızdan diye düşünüyorum. Günümüzde de halk aşıklarının gereken önemli değerlerini ne yazık ki vermemektedir. Biz de bu açıklamayı çalışma ile üzerimize düşen görevi her ay bir defa da olsa yapmaya yaklaşık 3 gündür çalışıyoruz. Aşık Yener gibi büyük bir şairi ve şiirlerini edebiyat alemine kazandıranlara da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü bu sevgili Yener Hocam dediği gibi Türkiye'nin büyüklüğünde diyor kitap diye son üçüncü, dördüncü kitap bildiğim kadarıyla ona rağmen dördüncü kitabı oldu. Tanrı'nın Aşık Yener'in şair ağırlıklı olarak lirik, dramatik, gurbet ve sıla temalı şiirleri. Aşık Yener şiirini hemen her dalda eser vermiş, yaklaşık 3500'ün üzerinde yazıya geçirilmiş şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerden en fazla bilinenlerden biri, Kız Sen İstanbul'un Neresindensin, Yol Ver Dağlar, Yol Ver Bana, Aşık Veysel'in ve benzeri şiirlerdir. Aşık Veysel'in öğrencisi olduğunu Aşık Yener aynı zamanda Aşık Mahsuni'nin de hocasıdır. Tanrı'da Aşık Yener yazmış olduğu şiir, deyiş ve türkülerle edebiyat ve sanat alemine en çok çok büyük bir katkı sağlamıştır. Örneğin aldığı ozan ve şairleri belirttiği şeylerde şu örnek aldığı şiirler, şairler Yunus Emre, Karacaoğlan, Aşık Yener, Aşık Veysel, Dert, İnci, Sultan Abdal gibi şair ve ozanların daima kendini örnek almış, onları rehber bilip onların şiirlerini de yaşatmaya çalışmıştır ve
bir şiirinden kısaca şöyle bir örnek veriyor. Özün Yunus mayasında, paraj olan dünyasından, Emrah Veysel deryasından yüzdüm yüzebildiğince. Aşık yener koy serini, kimse tutamaz yerini. Ben şiirin her türünü yazdım yazabildiğince diyor. Tanrılı Aşık Yener kimdir? Asıl adı Hacı Yener olan Aşık Yener hayatı bizlere kendi ağzından şöyle anlatmak. 1928 yılında bir sonbahar günü gelmişim bu çetrefilli dünyaya, adaletsiz ve çetrefilli dünyaya. Ay tutulmalarında teneke çalınarak, güneş tutulmalarında silah atılarak, nur parçası olarak bilinen bu iki cihanın karanlıktan sıyrılarak kurtulacağına inanan batıl itikadın hüküm sürdüğü o tarihlerde Maraş vilayetinin Elbistan ilçesine bağlı Tanır köyünde, şimdiki adı Avşin ilçesinin Tanır kasabasında doğmuşum der. Annesinin ismi Fadime, babası ise Nuri Yener'dir. Çocuklarının isimleri, 4 tane çocuğu olduğunu söylüyor ama geçelim. Ve kendini bir şiirinde şöyle takdim ediyor Tanrılı Aşık Yener. 1928 yılında gelmişim dünyaya hayat yolunda, kader mektebinin meslek dalında ozanlık ayrılmış payımız bizim. Aşık Yener ecel bizi bulunca, can cesetten uçup rengim solunca, 10 metrelik kefen hazır olunca ısınacak bir gün suyumuz bizim diyor Aşık Yener. Evet, biz bu şeyleri yaparken sevgili üstadımız Aşık Kazanoğlu'ndan bir türkü alalım derim. Yani daha fazla 1933-34 yılları arasında Türkiye genelinde yaklaşık 500 köy okulu kurulur. O dönemde bunlardan bir tanesi de Tanır kasabasına açılır. Köyünde başlar ilk okula. 3. sınıfa kadar okur. O zamanlar ilk okul 3. sınıfa kadar. 2 sene babasının tarla işlerine yardım eder. Sonra açılan 4. ve 5. sınıfa devam eder. O yıllarda dayızadem dediği babasının dayısının oğlunun elinde 300-400 sayfalık bir Karacaoğlan kitabı görür. Alır ve onu bütün şiirlerini ezberler Karacaoğlan. Edebiyata, şiire, ozanlara duyduğu sevgi, heves o yaşlarda başlar. İlkokul istedikten sonra babası Elbistan'da ortaokula kaydettirir ama okutmaya pek de niyeti olmasa da dedesinin o günlük milli eğitim ve tanıdıklarının olması nedeniyle 1942 yılında Adana Düz İçi Köyü Çıköy Enstitüsü'ne kaydolur. Okulun bu süre içerisinde okulun devirinde doktor ve hemşirelere yardımcı olur. 3. yıl sonunda müdür, artık sen sağlıkçı oldun, seni sağlık dalında göndereceğim der. Sağlık dalında okumak istemez, rica eder, ideal öğretmen olup köyüne geri dönerek öğretmenlik yapmaktır amacı. Ancak müdür yok der, bu ülkenin öğretmen kadar sağlıkçıya da ihtiyacı var der, daha fazla karşı çıkamazlar. Hasan Oğlan'da bir sene Aşık Veysel'le birlikte kalır. Devlet, Aşık Veysel'i müzik öğretmeni kadrosuyla köy enstitülerini görevlendirmiştir. Veysel'le her gün bir araya oturur, şiirler okurlar. Veysel o zamanlar daha çok ustamalı söyler. O dönemde bir gün sohbet sırasında Veysel'in elini öper ve hocam der, sana bir şey söyleyeceğim ama haddimi aşmış olmayayım. Veysel, söyle Almıslanlı der. Ona böyle hitap etmektedir o zaman. Veysel'e daha çok ustamalı okuduğunu ama kendisinin ozanlığına altın çağının da olduğunu ve daha güzel şiirler yazabileceğini hatırlatır Veysel. Veysel bir şey demez. Birkaç gün sonra çağırtır Elbistanlı'yı. Yazdığı şiiri okur. Yeni mektup aldım yüz diyardan. Gözlerle yolları gel diye yazmış. Bu olaydan sonra Veysel daha çok şiir yazmaya başladı. İlk şiiri de bu olmuş Veysel'in. 6 sene sonra köy enstitüsü biter. Mezun olur ve memleketine 18 yaşında sağlık memuru olarak döner.
Bir sene sonra babasının Sivas Gölü'nün askerlik arkadaşı, kızı Nadide Hanım'la görücü usulü evlendirildi. Bu arada Artvin'de yedek subay olarak askerlik yaptı. 1962 yılında siyasi nedenlerle de hapse girer ve memuriyetten men alır. 1963 yılında İstanbul'a yerleşir ve seyyar tansiyon çekerek hayatını kazanmaya başlar. İstanbul'un kenar mahallelerinde şöyle ölçüyor. Ha. Sağlıkçı ya. Evet. Seyyar tansiyon ölçerek hayatını kazanmaya başlar. Senin amcan da tansiyon ölçüyor. İstanbul'un kenar mahallelerinde susuz, elektriksiz, her türlü sosyal yaşam şartlarından yoksun, kiracı olarak oturduğumuz ve yarı ömrünü tükettiği gece konunun tek olan odasında gönlünü günlerini geçirmekte ve şiirlerini yazmaktadır. Böyle olur zaten Anadolu insanı. Ozan'ı çok sever ama sağlığında Ozanlarımızla hep çile çektirmişiz değil mi? Evet. Ancak ona da geliyor. Derisini üzmüşüz. Ondan sonra ilderiye kovalamışız. Padişahımıza veya vezir-i azama karşı çık diye eşeğe ters bindirip gözlerini bağlayıp bir müfreze asker önünde, bir müfreze asker arkada, davul zurna ile deniz kenarına kadar çala çala götürmüşler. O Kanuni Sultan Süleyman'ın hani yüzüncü, muhteşem yüzyılda var ya, İbrahim diye şey, vezir-i azamı. Onun aleyhinde sadece bir beyt söyledi diye Figani isimli o devrin en önemli ozanını deniz kenarında telle boğup öldürmüşler. Ozanlara hep böyle çile çektirmişiz biz ama ozansız da yaşayamamışız. Çünkü o bizim yüreğimizin sesi olmuş, dili olmuş, halkımızın nabzı olmuş değil mi? Meydanlar, tek gözlü odada meydanlarda siyaset için onların şiirlerini kullanmışlar. Bir tarafta da tarih yine siyaset uğruna onları yok etmeye çalışıyor. Yani öyle bir siyasi bir düzen kurulmuş ki fakiri daha fakir yapan, yoksulu daha yoksul yapan, hatta söz ustasını iyice tek gözlü odada baksana. Tek gözlü de seyyar tansiyon ölçücü. Evet, buyurun. 1969 olmuş. O zamanlar bugünkü İSKİ binasının önünde bir pazar kurulur. Bir gün iş dönüşü bu pazara alışverişe gider. Pazarın giriş kapısında Emel Sayın'ın gençliğine benzer yeşil gözlü, uzun boylu, beyaz tenli 17-18 yaşlarında bir genç kız görür. Dayanamayıp kıza yaklaşır ve genç kızda bir gariplik vardı, üzerinde bir tedirginlik vardı. Yardım etmek amacıyla kıza yaklaşır ve "Hanım kız, siz İstanbullu musunuz?" der. Aldığı cevap "Sana ne?" olmuştu. O anda ilham gelir genç kıza. "Bak güzel kız, ben ozanım, şairim. Ben sana soracağım, kız sen İstanbul'un neresindensin?" diye o zaman gelip cevap ver der. Gider evine seyyar tansiyon ölçerken gezdiği İstanbul'u adım adım 67 kıtalık bir şiir ortaya koyar. Ambarlı'da başlar, Beykoz'da sonlar. Ama ilk etapta kıza verdiği 6 kıtadır. Daha sonra dediği gibi 6 kıta yapar. "Ne gezip durursun hep garip garip, kız sen İstanbul'un neresindensin? Gel söyle derdine olayım tabi, kız sen İstanbul'un neresindensin?" diye 56 kıtalık bu şiir yazar. 56 kıta. İlk etapta 6 kıtalık yazar, kıza verip yanıt gelmeyince devam eder ve İstanbul'un bütün semtlerini sayar. 56 kıtalık bir şiir. Bütün İstanbul'un semtlerini sayar. Onu da öğrenmiş ancak memuriyetten men davası nihayet aldığım sonunda berat eder ve tekrar memuriyete döner. Tayinler peş peşe gelir. Sonunda üç yıl Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nde çalışır ve Kayseri'den emekli olur. 1980-81 yıllarında tekrar İstanbul Avcılar'a gelir. Bundan göre mekanı İstanbul'dur artık. Yalnız kalmıştır. Aşık Yener 5 çocuğunun 5'i de evden ayrılıp kendi yuvalarını kurmuşlar. Aşıkta ya da uzandıkta bulunması gereken özellikler kendine sorulduğunda kendi ağzından şöyle sıralar. Açlık, sefalet, işsizlik, horlanmışlık, gerilmişlik. Bunlar oldu değil mi aşıkta? Aşk üzerine yaşadıklar için de... Ben de bankam, çağrı, şöyle, kamp, yat, araba, bunlar olması lazım değil mi? Ve aşk üzerine yazabilmek için de aşık olmak, sevmek, sevda çekmek, sevdalanmak, sevilmek veya
sevilmememek gerekiyor. Sevilmemek de gerek. Sevilmememek de. Yani aşık olanı seçen, sevilmemek yani. Sevmek ya da sevilmemek, ikisi de olması lazım. Ve burada iki dörtlük var, şöyle diyor. Mecnun oldum sevda ile gezerek, bakma öyle gözlerini süzerek, altınları sıra sıra dizerek, ak gerdanı takıştıran, takıştıran kurbanı. Nazar değer, sürme çekme gözüne, güvenirim ikrarına, sözüne, benim gibi bir köz düşmüş önüne, dönüp bakışına kurbanım der. Son olarak şunu demek istiyorum, diyor ve ekliyor Ozan. Ozan evrensel düşünür, bütün dünyayı düşünür, o şekilde yapar, söyler. Ama böyle olmakla birlikte doğup büyüdüğümüz toprağına, belendiğimiz çamuruna, yuvarlandığımız, daraldığımız zaman, sıkıldığımız zaman kuracağına altındığımız bir annenin, sıkıştığımız zaman gölgesine sığındığımız bir babanın toprağından, yaşadığı yerde gelmişine orada da bir özlemini çekiyoruz. Bunu bir şovanizm, bir yöneticilik olarak değil de yaşamış olduğumuz toprağın bir özlemi olarak görüyorum. Ve bir başka dörtlükte Mahsuni bana hep hocamsın dedi. Benden de bir hayli değiş söyledi. Aşık Veysel benim üstadı idi. Ellerine yüzümü sürmüş gün var diyor sevgili üstad. Ömrün hasretlikle tükeneyip bitti. Benliğim kayboldu, gençliğim gitti. 28 sene uçulup da gitti. O gurbet olmazsa bu gurbet olsun. Düz yerde yolumu şaştıktan sonra, karlı dağlar açtıktan sonra, ben sınavdan ayrı düştükten sonra, o gurbet olmazsa o gurbet olsun. Gurbette kimseyle olmaz ki sohbet, gönül sen kendinle eyle muhabbet. Yakını, ırağı, hepsi de gurbet, o gurbet olmazsa o gurbet olsun. Veciz sözleriyle atalar der ki, başa neler gelir, yaşa da gör ki, Kayseri, İstanbul ne fark eder ki, o gurbet olmazsa o gurbet olsun. Bana yaramadı gurbet havası, gönlümün bir türlü kalmadı yası, ha Anadolu'su, ha Trakya'sı, o gurbet olmazsa bu gurbet olsun. Aşık yener, gençlik gitti, ne diyeyim? Kabahat özümde kime ne diyeyim? Baba yurdum yok ki, dönüp gideyim. O gurbet olmazsa, o gurbet olsun. Aşk edelim işte dedim Rıza.